Değerli dostlar, İran'ın iç bünyesinde zaten yeteri kadar bir kaynaşma, bir kıpırdaşma var. ama bu ağırlıklı olarak politikten çok sosyoekonomik nedenlere dayanan bir halk e, kilitlenmesi, bir rejimden giderek nefrete dönüşen bir yapılanma söz konusu. İran gençliği artık bu rejim altında yaşamakta istemiyor. Ama küresel sistemde Orta Doğu ne zaman biraz hareketlense bir grup bir anda ortaya çıkıyor. O da İran'ın Sünni nüfus ağırlıklı bölgesi <laughs> Sistan, Belucistan'ın bağımsızlığı için mücadele eden adalet ordusu. Bu Pakistan topraklarında yaşamını sürdüren dönemsel olarak İran'a girip İran'da da kanlı eylemler gerçekleştiren bir milis grubu. Bu nedenden dolayı geçtiğimiz aylarda İran'la Pakistan savaş noktasına kadar tırmandı. İran savaş uçakları ve füze sistemleri Pakistan'daki adalet ordusu kamplarını bombaladılar. Hemen sabahı şey or, hava kuvvetleri Pakistan hava kuvvetleri İran'ın e, o bölgedeki sınır bölgesindeki üç ayrı noktasına ağır bombardıman gerçekleştirdi. Biri sünni Müslüman, öbürü Şii Müslüman olan iki dev ülkenin savaşını güç bela önledik. Önledik diyorum. Türkiye de devreye girdi. E, Çin Halk Cumhuriyeti de. Yani Çin Halk Cumhuriyeti ile Türkiye o kadar hızlı devreye girmeseydi belki de Pakistan ee, Pakistan'da İran yeniden bir büyük mücadelenin içine girecekti. Şimdi aynı olay bugün tekrarlandı. Yani Adalet Ordusu e, İran topraklarında e, Çabahar ve Rask bölgelerinde kanlı bir saldırı gerçekleştirdi. Gelen bilgilere göre 6 devrim muhafızı öldü. Ondan fazla devrim muhafızı yaralandı. Örgüte ait kayıplar hakkında net bir bilgi yok. Ve daha da önemlisi çatışmaların da devam ettiği belirtiliyor. Çatışmaların devam ettiği de belirtiliyor. Böyle bir durum tam da e, İsrail'in İran'a karşı Şam'da gerçekleştirdiği o saldırının devamında yaşanılan bir durum. Ve e, oradan baktığınız zaman tabii bütün dünya bir anda acaba İran'la Pakistan arasında bir provokasyona neden olacak yeni bir kışkırtmayla mı karşılaştık demeden yapamadı. Mossad'ın ve Amerika'nın istihbarat örgütlerinin şusu busu parmakları uzun. Her yere ulaşabiliyor. Fakat bu kez oyun tutmadı. Yani Pakistan daha duyulur duyulmaz derhal çıktı dedi ki kınıyorum çok sert kınıyorum İranlı yetkililerle de görüşüyoruz bu terörizmin kökünü buradan kazımak için gerekirse birlikte harekatta yapacağız. İşte bu önemli bir adımdır. Yani iki Müslüman nüfuslu dev ülkenin, iki dev ülkenin Pakistan'da büyük orduya sahip İran'ın da ne olduğunu biliyoruz bir kışkırtma kokusu taşıyan bir saldırı karşısında bir anda soğukkanlılıklarını koruyarak yok yok biz savaşmayacağız tam tersine bu işi yapanların arkasına düşeceğiz demeleri önemli. İsrail tabi bir mucizeler zinciri yaratıyor. Yani düşünsenize İran'ın Şam'daki elçiliğini bombaladı. Türkiye, Pakistan, Malezya, Endonezya aynı anda ayağa kalktı. Yani bizim Müslüman top, e, nüfuslu toplumlar arasındaki işbirliğini sağlama gayretlerimize ihtiyaç yok. İsrail'in bu politikaları devam ettiği sürece zaten bu işbirlikleri kendiliğinden gelişmiş bir kimlik taşıyacak. O yüzden çok enteresan bir durum. daha önce çok uzun uzun verdiğim için bu konuyu, ee, o yüzden sizleri bilgilendirmek istedim. Pakistan ve İran tuzağa düşmediler ve belki de İsrail'in, Amerika'nın, Batı'nın orada doğabilecek bir kan gölünden e, istedikleri nemalanmayı aktarmadılar. Hoşçakalın.